Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. Ya kendisine aynı üslup içinde yanıt bulunacaktım veya terk etmek zorunda kalacaktım. Onun için toplantıdan çıkmayı tercih ettim. Orada bulunan değerli bakan arkadaşlarım da aynı davranışta bulundular, toplantıyı terk ettiler. Tabii ciddi bir krizdir bu. Tarih 19 Şubat 2001. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Milli Güvenlik Kurulu'nda kavga etti. Peki neydi kavganın sebebi? Neler konuşulmuştu da Başbakan Ecevit, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde toplantıyı terk edip, Türkiye'nin en büyük ekonomik krizinin fitilini ateşleyivermişti? Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le toplantıya 15 dakikalık gecikmeyle katılan Başbakan Bülent Ecevit arasındaki diyalog şöyle gelişmişti. Sezer, ben yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışıyorum, siz beni engellemeye çalışıyorsunuz. Beni küçük düşürüyorsunuz. Kamuoyu önünde beni yıpratmaya çalışıyorsunuz. Çamurun üzerinde oturuyorsunuz ve temizlemiyorsunuz. Bırakın biz temizleyelim. Böyle devlet yönetilmez. Yolsuzlukla mücadelem sürecek. Ecevit, bitti mi? Sezer, hayır bitmedi. Yargıyı emrinize almışsınız, yasamayı baskı altına aldınız. Yolsuzluk yapanları kayırıyorsunuz. Yolsuzluk yaptığı söylenenler hala kabinede. Hüsamettin Özkan, nankörlük ediyorsunuz. Bu üç lider sizi cumhurbaşkanı seçti. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Esas hükümetin mücadelesini engelleyen sizsiniz. Ecevit, bu şartlar altında daha fazla çalışamam. Sezer, kavga sırasında yolsuzlukla mücadele yetkisinin olduğunu söyleyip, anayasayı bilmiyorsunuz, bilene de sormuyorsunuz diye çıkıştı ve önündeki anayasa kitapçığını sağında oturan Ecevit'e doğru itti. Hüsamettin Özkan da yerinden kalkıp kitapçığı aynen geri fırlattı. O gün Başbakan Ecevit, Cumhurbaşkanı'nı terbiyesizlikle suçlayan ve piyasaları alt üst eden 3 basın toplantısı yaptı. Borsa çakıldı, faiz fırladı, ekonomi sarsıldı. Bu tuhaf kriz sürekli kemer sıkan vatandaşı ezdi. Vatandaş bir senedir Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz liderliğindeki hükümetin ekonomik programı ve istikrar için kemerleri sıka dursun, devletin zirvesindeki kavga ekonomiye ağır darbe indirmişti. Sezer ile Ecevit'in kavgası duyulur duyulmaz, yurt dışına 5 milyar dolar döviz çıkmış, gecelik faizler %760'a fırlamış, borsa ise %14.6 ile tarihinin en hızlı düşüşlerinden birini yaşamıştı. Ekonomi uzmanları zirvedeki kriz yüzünden devletin sadece o günkü hazine ihalesinde yaklaşık 700 trilyon lira zarara uğrayacağını öngörüyorlardı. Kamuoyunda Ecevit'in yardımcısı Hüsamettin Özkan'la Cumhurbaşkanı arasında yaşanan ve yumruklaşmaya ramak kala yatıştırılan kavganın detayları konuşulurken, Başbakan'ın bizzat başlattığı krizde ilk darbeyi böylece hazine yemişti. Kavga yüzünden son yılların en büyük iç borç ödemesi olan 3.9 katrilyon yani yaklaşık 6 milyar dolar için %144'ten borçlanmak zorunda kalan hazine, piyasadan bu faiz oranlarına rağmen 2.2 katrilyon yani yaklaşık 3 milyar dolar bulabilmişti. Ve bu yüzden kısa bir süre önce yapılan GSM ihalesinden gelen 1.7 katrilyonu yani 2.5 milyar doları ve Ocak'taki bütçe fazlasının bir kısmını harcamak zorunda kalacaktı. Peki ama Başbakan Ecevit bir gün sonra böyle önemli bir ihale varken nasıl ve ne cesaretle bir krizin fitilini ateşleyivermiş ve devleti daha ilk günden milyarlarca dolar zarara uğratabilmişti?
Bu sorunun cevabını arayanlar arasında çok sayıda köşe yazarı da vardı. Yeni Şafak yazarlarından Fehmi Koru, 20 Şubat 2001 tarihli yazısında bu soruya yanıt arıyordu. İnceden inceye hesaplı bir kriz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısına 15 dakika geç gelen, Cumhurbaşkanı Sezer'in konuşmasına ancak 10 dakika tahammül eden Ecevit, daha önce de birkaç kez yaşandığı gibi bu krizi de bilerek çıkarmışa benziyor. 21 Şubat'taki 3.9 katrilyon liralık borç ödemesi için 20 Şubat'ta 3 katrilyon kadar borçlanmaya hazırlanan hükümetin başı Bülent Ecevit, 19 Şubat günü yapılmasını kendisinin istediği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında siyasi kriz çıkmasına sebep olarak Türkiye'nin olağanüstü yüksek faizle borçlanmasına yol açtı. Kendi çıkardığı krizi, herkesi güldürmeyi göze alarak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e mal etmeye çalışmasının sebebi bu.